billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sığındığım zatı hakka gel giydirim. Hemen seyri ilallah gel iyidirim. Yüce dergahına yüzler sürelim. Garibiz, kimsemiz yoktur diyelim. Bu varlıktan geçip hakkağa gidelim. Aziz seyri ilallah gel iyidirim. Cemaat-i Müslümin ihvalidi. Rabbim Celle Celaluhu cemiyetimizi mübarek eylesin. Amin. Hayırlara vesile eylesin. Amin. Rabbim ayet-i celle-i cemileleri, okunacak beyitlerin, hadis-i şerifin mucibince amele cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Ömrümüz boyunca hep Kur'an'a hadim olarak yaşamayı, emirlerin tüp yasaklarından kaçmayı, Kur'an-ı Azimüşşan'ı başımızın tacı, gönlümüzün ilacı edinmeyi Rabbim cümlemize, çoluğumuza, çocuğumuza, bütün ümmeti Muhammed'e nasip müessir eylesin. Bu okumuş olduğumuz beyitler Risale-i Hüseyin'in ilk beyitleridir. İlk beyitidir. Birinci beyti. Seyyid İsmet Barullah Büyükşehir Efendi Hazretleri. Kimdir o? Ehli zikrin reisi. Efendim olmuş buyurmuşlar ona Büyükşehir Efendi deyin. Bu Risale-i Hüseyin manevi bir heyet ile yazıldı. Geceydi gönlümde dert biridi diyor. Yankı yapıyor. Biraz yankı yapıyor. Geceyle gömülde dert biridi, manevi heyet geldiler dediler, gel az zakka edelim, cemali bağ kemal eser edelim. Bu Risale-i Hüseyin yazılacak, ben fasih lisan bilmiyorum, ben şiir yazmasını da bilmiyorum, sen eline kalemi al, yazdırıcı olan Allah'tır dediler. Bu Risale-i Hüseyin meydana gelmiş oldu. Manevi heyetle yazıldı bu heyetler. Cemaatimizin çok kıymetlidir, ilk beytini okuyoruz şimdi. Asıl bunları anlayacak olan ehlullah'tır. Anlatacak olan ehlullah'tır cemaat-i Müslüm. Bizler aslında bunlara ehil değiliz. Ama garip zamandayız. Bu garip zamanda şu topluluğun da bereketiyle Allah-u Teala Hazretleri inşallah bir şeyler bizlere anlattıracak. Sizlere de inşallah anlatacak. Anlattıracak olan da Allah. Anlatacak olan da, yani bunu kavratacak olan da Allah. Rabbim Celle Celaluhu anlamaya ve anlatmaya dinlemeyi bizleri muvaffak eylesin. Amin. Sığındım zat-ı hakka gel gidelim. Sığındım Türkçedir. Arapçası üstü gelir. Avzen, iyazen bunlar sığınmak, iltica etmek, ecir talep etmek manalarına gelir. Sığındım zat-ı hakka gel gidelim. Mevla'nın zatına sığındım. Kitaplara Eûzu Besmele ile başlanır. Bu şiir vezni üzere olduğundan dolayı Eûzu çekerek değil de sığındım zat-ı hakka gel giderim diye, yani şiir vezninde gene Eûzu ben Allah'a sığınırım demiş oluyor Allah'ın dostu. Sığındım, yani Eûzu ben sığınırım. Kime? Billahi Allahu Teala Hazretlerine. Cemaat-i Müslüm, Kur'an-ı Kerim Allah'a sığınmakla başlıyor, Allah'a sığınmakla bitiyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek Allah'ın zatına sığınarak Kur'an okumaya başlıyoruz. Fatiha'ya başlıyoruz. Kul euzu bi rabbil felak. Kul euzu bi rabbin nas. İle Kur'an-ı Azimüşşan bitiyor. Eûzu ile başlıyor, Eûzu ile bitiyor. Allah'ın zatına sığınmakla başlıyor, Allah'ın zatına sığınmakla bitiyor. Bu sığınmak bu kadar lazım olmasa, Allah Kur'an-ı Azimüşşan'ı Eûzu ile başlayıp Eûzu ile bitirmezdi. O zaman bu sığınmayı iyi öğrenmek lazım. Allah'ın zatına sığınmak derken, sığınmak iki türlüdür. Bir maddi varlıklara sığınmak, bir de manen sığınmak vardır. Mesela çocuklar kavga etti, hepsi birisinin peşine düştü, bir çocuğun peşine düştü. O ağacın arkasına saklanıyor veya eve girip saklanıyor veya babasının arkasına saklanıyor. Bunlar hep bir sığınmadır ve maddi olan sığınmalardır.
Bir de manen sığınmak vardır ki o da Allah-u Teala Hazretlerinin zatına sığınmaktır. Mevla'ya sığındığın zaman Mevla'nın elinden seni kimse alamaz. Neden? Efendi Hazretimiz buyurmuşlar ya, Allah'ın tuttuğunu kimse yuvarlayamaz, Allah'ın yuvarladığını kimse tutamaz. Allah'a sığının ki o Allah bizim işimizi görsün. Allah dilerse bir kulun işini, mermere geçirir dişini. Allah dilemezse bir kulun işini, muhallebi yerken kırar dişini. Allah senin işini dilerse, dişini mermere geçirir. Mermere diş geçer mi? Allah geçirtirse geçer. Allah dilemezse bir kulun işini, muhallebi yerken kırar dişini. Muhallebi yerken diş kırılır mı? Allah işini dilemezse, muhallebi yerken dişin kırılır. Yani en basit bir işin altından kalkamazsın. Allah dilerse işini mermere geçirir dişini ne demek? Arkanda Allah varsa dağları yüklenir gidersin. Yahu Allah de dur orada ya. Allah bu. Yapamayacağı şey yok. O hala küllü şeyin kadir. Mevla'ya sığınmak nasıl olacak cemaati Müslüman? Mevla'ya sığınmak nasıl olacak? Yine bu Risale-i Hüseyin'in tercümesinde Efendi Hazretlerimiz şu beyit almış. وَالْمُرَادُ عَنِ الزِّكْرِ عِنْدَ كُلِّ اَهْلِ اللّٰهِ اَلْاِقْبَارُ اِلَى اللّٰهِ وَالْاِرَازُ عَمَّا سِوَى اللّٰهِ مِدَرِيقِ اِسْتِحْلَاكِ الْقَلْبِ بِمُلَاحَزَةِ ذَاتِ اللّٰهِ بِعَدَمِ الْمِسْلِيَّةِ بِعَدَمِ الْمِسْلِيَّةِ وَلَا بِالْكُنِيَّةِ وَالْمُرَادُ عَنِ الزِّكْرِ Zikirden murat nedir? Hem zikrullah diyoruz değil mi cemaatim? Şimdi ayetler de okundu lan. Fezkür, neskür. Zikredin beni, zikredeyim. Zikir nedir? Zikirden murat nedir? Vel muradu ani zikri inde külli ehlillahi. Bütün Allah dostları indinde. Zikirden murat el-ikbaru ilallah. Mevla'ya doğru yönelmektir. Mevla'ya yöneleceksin ki sığınmış olasın. Mevla'ya yönelmeden sığınmak yok. Zikirden murat nedir? Mevla'ya yönelmektir. Peki sen birisine yöneliyorsun. Veya bir eşyaya yöneliyorsun. Veya herhangi bir maddeye yöneliyorsun. O yönelmeyi biliyoruz. Bedeninle yöneliyorsun. Peki Mevla'ya yönelmek nasıl olacak? Mevla bir cihette değil ki. Mevla'ya yönelmek nasıl olacak? Mesela zikirden murat sadece Allah Allah demek değildir. Zikirden murat sadece La ilahe illallah demek değildir. Dilin Allah derken kalbin başka yerdeyse o zaman sen Allah demiyorsun. Mesela benim karşımda Ahmet var. Yan tarafta da Mehmet var. Ben Mehmet'e bakarak Ahmet diyorum. Bak Mehmet'e yönelerek Ahmet diyorum. Mehmet'e yönelerek Ahmet'in ismini zikrediyorum. Ahmet şaşırıyor. Hocam benim ismimi söylüyor ama başka tarafa yöneldi. Herhalde yanlışlıkla söyledi benim ismimi diyor. Bak dikkat edin şimdi. Allah derken eğer sen Allah'a yönelmemişsen Allah da diyor herhalde gafil. Herhalde diyor yani yanlışlıkla söylüyor benim ismimi. Bakın Allah Allah diyorsun. Allah'a bakman ve yönelmen lazımmış. La ilahe illallah diyorsun. Allah'a yönelerek la ilahe illallah demen lazımmış. Nasıl? Ahmet'in ismini zikrediyorsan ki zikir anmak ve söylemek demektir. Ahmet diyorsan Ahmet'e yönelerek söylersen o senin Ahmet demen fayda verir. Mehmet'e yönelerek Ahmet dersen Ahmet de şaşırır, Mehmet de şaşırır. Mehmet der ki ya bana yönelerek Ahmet diyor hocam. Ahmet de der ki ya Mehmet'e yönelerek ismimi söylüyor hocam. Ha Ahmet'e yönelerek Ahmet diyorsan buyur hocam der. Bunda bir garipseme olmaz. Bir tuhaflık olmaz. Doğru olan da budur zaten. Şimdi Mevla'ya yönelerek yani Allah'a yönelerek Allah dememiz lazım. Şimdi Allah Ahmet karşımda var dedik. Ahmet'e yönelmenin nasıl olur? Bedeninle ona yöneldiğin zaman ve yönelerek Ahmet dediğin zaman o zaman ona yöneleceksen Ahmet demiş olman bir şey ifade ediyor. Peki Mevla bir cihette değil nasıl yöneleceğiz? Ayna vasıtasıyla. Nasıl ayna vasıtasıyla? Rabıta vasıtasıyla. Kalpler ayna gibidir cemaatimiz. Bakın kalpler ayna gibidir. El kalbü kelimir ati. Bakın bu ayna şimdi. Öğlen vakti diyelim. Saat 12 veya 1.
Güneş tepede ama güneş şu kürsünün olduğu yere güneş gelmez. Peki burada olan nasıl güneşi görecek? Kapının önüne büyük bir ayna tutulur. O aynada güneşe doğru tutulur. Burada olan kişi aynaya bak, aynaya yönelir. Ayna vasıtasıyla güneşi görür. Kalpler de ayna gibidir. Şimdi Allah Allah derken Ehlullah'ın kalbi Mevla'nın cemaline yönelmiş büyük bir aynadır. Güneşin doğması batması vardır. Allah'ın nurunun doğması batması söz konusu değildir. 24 saat Mevla'nın cemalinin nuru Ehlullah'ın kalbine aksediyor. Nasıl ki sen aynaya bakarak güneşe yönelmiş oluyorsun, aynaya bakarak güneşe bakmış oluyorsun, Ehlullah'ın kalbine yöneldiğin zaman Mevla'nın cemalinin nuru da oraya vuruyor. Ehlullah'ın kalbine yönelerek ve bakarak Mevla'nın cemalinin nuruna bakmış oluyorsun. Cemaat-i Müslümin, mesela dışarıda bir ayna güneşe doğru tutulmuş dedik. Öğlen vaktini düşünün şimdi. Burada olan kişi o aynaya bakıyor ama aslında neye bakıyor söyleyeyim? Güneşe bakıyor. Bir daha soruyorum. Zihninizde bunu canlandırın, rabıtayı bu güzel anlatır. Bu Efendi Hazretimizin misalidir. Şimdi burada olan kişi, öğlen vakti dedik, kapının önünde büyük bir ayna var, güneşe doğru tutulmuş. Aynaya bakıyor, aslında neye bakıyor söyleyin? Güneşe bakıyor. Peki aynaya yöneldiği anda güneşe yönelmiş olur mu? Olur. Olur. Aynaya baktığı anda güneşe bakmış olur mu? Olur. Ayna vasıtasıyla güneşe yönelir. Ha bakabiliyorsan çık dışarıdan bak. Bakamıyorsan o zaman ayna vasıtasıyla bak. Şimdi Ehlullah'ın kalbi de, rabıtayı anlatıyoruz. Ehlullah'ın kalbi de Mevla'nın cemaline tutulmuş ayna gibidir. Nasıl ki ben aynaya baktığım anda güneşe bakıyorum, Ehlullah'ın kalbine yöneldiğin anda Mevla'ya yönelmiş oluyorsun. Ve Mevla'nın cemalinin nurunu görmüş oluyorsun. O zaman Mevla'ya yönelmek böyleymiş. Rabıta yaptığın anda, Ehlullah'a yöneldiğin anda, onun kalbini çevirdiğin anda Mevla'nın zatına çevirmiş oluyorsun. Şimdi rabıta eşit diyenler şunu anlayamıyorlar. Şurayı ayırt edemiyorlar. Ve ayırt etmek de istemiyorlar. Çünkü kabullenseler yapmak durumunda kalacaklar. Kedi ulaşamadığı ciğere mındar dermiş. Bunlar da rabıtayı yapamadıklarından dolayı kabul de etmek istemiyorlar. Böylelikle rabıtayı şirk diyerek Allah muhafaza imanlarını da tehlikeye sokmuş oluyorlar. Çünkü ehlullah'a müşrik demiş oldular. Peki şimdi tekrar dönelim aynaya. Ben aynaya bakıyorum. Aynadan güneşi görüyorum desem bunda bir sakınca var mı? Söyleyin. Peki aynaya güneş desem olur mu? Ayna güneş olur mu? Hayır. Ayna güneş olur mu ya? Olmaz. Ayna güneş olmaz. Aynaya güneş desen yalan. Ama aynadan güneşe bakıyorum desen olur. Hakikaten de öyledir. Peki ben mürşidimin kalbinden Mevla'nın cemalinin nuruna bakıyorum desem bunda ne gibi bir sakınca olsun? Ben aynaya güneş demediğim gibi mürşidime de ilah demiyorum. Sadece ne diyorum? Aynadan güneşe baktığımı söylediğim gibi mürşidimin kalbinden Mevla'nın cemalinin nuruna bakıyorum diyorum ki rabıta budur. Nasıl ki aynaya güneş desem yalandır, mürşide ilah desem bu da yalandır. Zaten diyor Efendi Hazretleri böyle bir şey desem mürşid senin kafanı koparır. İlk buna karşı çıkacak olan odur. Ehlullah bunu kabul etmişler cemaatimiz. Ne oluyor şimdi sen mürşidine yöneldiğin anda Mevla'ya yöneliyorsun ve yönelerek ya Rabbi her ne kadar bu aynanın karşısında ben buradan seni göremiyorsam da bu aynanın karşısında sen varsın ya Rabbi. Ben sana bakarak Allah diyorum. Ben şimdi aynaya bakarak güneş diyorum. Aynayı görüyorum, güneş diyorum. Bak bu güneş diyorum, güneş. Ayna nedir? Ayna sadece vasıtadır. Mürşid nedir? Sadece vasıtadır. Sadece vasıtadır. Aynaya bakıyorsun, güneş diyorsun. Mürşidinin kalbine yöneliyorsun. İşte zikirden murat budur. Mevla'ya yönelmeyi anlatıyoruz. Mevla'ya yönelmeyi anlatıyoruz. Mürşidimin kalbine yöneliyorum. Oradan ne diyorum?
Ya Rabbi, bu aynaya bakarak bu aynanın karşısında sen varsın. Ben sana Allah Allah diyorum. Ya Rabbi sana Allah Allah diyorum. Ne kadar güzel ya. Mevla'nın dostu ayna oldu şimdi. Aracı oldu, aracı. Mevla diyor, vasıtayla gelin bana. İşte Mevla'ya yönelmek böyleymiş. Rabıta ile beraber Mevla'ya yöneleceğiz. O zaman senin Allah'a yönelerek Allah demen fayda verir. Zikirden murat da budur. Vel muradu aniz zikri inde külli ehlillahi. Bütün Allah dostları indinde zikirden murat elif bak. İlallahi. Zikirden murat Allah'a yönelmektir. Zikir anmak demektir cemaati üstüne. Zikir zikretmek demektir, anmak demektir, yad etmek demektir. Mesela Ahmet'i yad ediyorum, Ahmet'i anıyorum. Ahmet diyorum ama Mehmet'e yönelerek Ahmet demişim. Ahmet diyor ki hocam şaşırdı herhalde. Sen de Mevla'nın gayrısını yönelerek Allah diyorsun. Mevla da diyor ki bu şaşırdı herhalde. Ya yönüyor musun? Bin yıl Allah dese bir salik, bin yıl Allah dese bir salik, muradı olmasa Allahu malik, sevap asla verilmez belki halik, isim maksut değildir belki malik. Malik, murat kıl zat hakka gel gidelim cemali bağ yüzünden. Bin sene Allah Allah dese, ama Allah derken Allah'a yönelmeden Allah desin, yani rabıtasız. Bin yıl Allah dese bir salik, muradı olmasa Allahu malik, bin yıl Allah diyor ama aklı fikri sağda solda. Mevla'ya yönelerek dememiş zikirden murat buydu zaten. Sevap asla verilmez belki halik. Sevap verilmediği gibi helak olur. Yani vakitleri boşa geçmiş olur. İsim maksut değildir belki malik. Cemaat-i Müslümin isim maksat değil. Yani zikirden maksat Allah Allah diye Allah'ın ismini söylemek değil. Mesela ben gene Ahmet'ten misal vereyim. Şimdi ben Ahmet'e sesleniyorum. Benim aslında kastettiğim Ahmet'in ismi midir, kendisi midir? Söyleyin. Kendisidir ya. Ahmet'in ismi nedir? Ahmet'in ismi, Ahmet'in kendisine ulaşmam için vasıtadır. Peki Allah Allah derken maksat Allah Allah demek midir? O Allah isminin sahibi olan müsemma dediğimiz Zat-ı Pâk-ı Subhaniye midir? Mevla'nın Zat-ı Pâk-ı Subhaniyesidir. Mesela sen kime seslenirsen seslen, kimin ismini anarsan an, kimin ismini söylersen söyle, Ahmet, Mehmet, fark etmez, kim olursa olsun. Maksat o ismin değildir. Sen söylerken aslında o ismi kastetmiyorsun. O isim vasıtasıyla ismin sahibini kastediyorsun. Şimdi Allah Allah derken, maksadın senin Allah'ın ismi midir, kendisi midir? Allah'ın ismi olur mu? Allah'ın kendisidir. Ama o isim nedir? İsim bizi müsemmaya, ismin sahibine götürdüğün için onu söylemekte lazım. Onsuz olmaz. O ismi söyleyeceksin ama isimde kalırsan bin sene Allah desen sevap verilmez. İsim maksut değildir belki malik. İsmin sahibidir maksat. İsim seni müsemmaya sahibine götürür. Bunu Efendi Hazretimiz şu misalle anlatıyor. Mesela Sultan Selim Camisi diyoruz. Bu nedir? Sultan Selim Camisi bir isimdir. Neyin ismidir? Sultan Selim Camisi'nin ismidir. Ama Sultan Selim Camisi dediğimiz caminin kendisi değildir ha. Ama bizi o camiye götürür. Nasıl? Siz diyelim ki Fatih'teki Sultan Selim Camisi'ni bilmiyorsunuz. Diyorsun ya ben Fatih'teki Sultan Selim Camisi'ne gitmek istiyorum. Nasıl giderim? Ya atlayacaksın otobüse diyorlar veya araban varsa. Fatih'e gideceksin. Gittin. Bak soruyor şimdi. Sultan Selim Camisi buradan git. Soruyor. Sultan Selim Camisi. Bak hep Sultan Selim Camisi diyor. Sultan Selim Camisi diyor. Neyi zikrediyor mu şimdi? Söyleyeyim. Sultan Selim Camisi'nin ismini zikrediyor. Peki eğer maksat Sultan Selim Camisi maksat olmuş olsaydı sen maksada kavuştun zaten. Niye hala o ismi söylemeye devam ediyorsun? İsim seni götürecek. Şuradan git, buradan çık, soruyor Sultan Selim Camisi. İşte bak git ileride karşınıza gelip bir bakıyorsun, o koca Sultan Selim Camisi çıktı karşına. Girdi içinde Allah-u Ekber namazı durdu. İşte namazı durdu, o Sultan Selim Camisi'nin müsemmasıdır, kendisidir. İsim nereye götürdü seni? Müsemmaya götürdü. Ama dikkat et,
Sultan Selim derken hep Sultan Selim'e yöneldi. Soruyor şimdi, Sultan Selim camisi nerede? Ben bilmiyorum. Fatih'e gideceksin. Adam Zeytinburnu'na gidiyor. Sultan Selim camisi derken Sultan Selim camisine yönelmedi. Peki Fatih'e gitti. Şuradan git, sağdan git, sola gidiyor. Soldan git, sağa gidiyor. Bu aralık üçüncü aralığa gidiyor. O diyor ya, şu aralıktan döneceksin. Yok, ondan sonrakinden dönüyor. Hiç gösterildiği Sultan Selim camisine doğru gitmiyor bu. Söylenenin aksini yapıyor. Sultan Selim camisine ulaşamaz. Sultan Selim dedikçe Sultan Selim'e tarif ettikleri cihetten yönelmesi lazım ki camiyi bulsun. Söylüyorlar, tersine gidiyor. Yok, bulamaz. Bak, ona doğru yönelmesi lazım. Sultan Selim derken Sultan Selim'e yönelirse camiyi bulur, içine girer, namazını kılar. İşte maksadına kavuşmuştur. Allah Allah derken ona yönelmeden olmaz. İşte bu rabıta ile olur. Onun için rabıta akrab vesile yarini görmeye sayet aziz dizarini. Rabıta Mevla'ya kavuşmaya en yakın yoldur. Rabıtasız sa'y eden mutlak deli, rabıtasız çalışan mutlak delidir. Bak, deli diyor ya. Allah'a ekber. Büyükler diyor ki deli. Kim deliymiş? Rabıtasız çalışan deliymiş. Şimdikiler de diyor rabıta şirktir, rabıta yapanlar delidir. Büyükler diyor ki rabıtasız çalışan delidir. Bunlar diyor rabıta yapan delidir. Vallahi kim deli, kim veli ahirette çıkacak meydana. Biz Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'nin yolundayız. Abdülhalik-ül Gucudvani Hazretleri'nin yolundayız. Hacı Ubeydullah Hazretleri, Halid-i Bağdadi Hazretleri, sevgili Efendimiz, Efendi Hazretlerimizin yolundayız. Büyüklerin yolundayız. Tuttuğumuz yol çok sağlam yol. Peşinden gittiğimiz zatlar çok büyük zatlar. Biz kırık, dökük, çürük. Ne desen bize yakışır. Bizim kendimizde kusur var ama yolda kusur yok. Yürüdüğümüz yolda kusur yok. Rabbim emin adımlarla yürümeyi cümlemize nasip eylesin. Ölünceye kadar yol almayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Bu yolda en beceriksiz adamı ulaştırırlar buyurmuş Efendi Hazretleri. Bak, en beceriksiz de olsa, devam ediyorsa ama ulaştırırlar. Sonra şu misali veriyor. Düşünün ki bir kervan yol alıyor. Arkada da birisi var. Topal. Yürümeye çalışıyor. Ama onların aldığı gibi yol alamıyor tabii. Onlar kısa zamanda çok yol alıyorlar. Ya bu uzun zamanda az yol alıyor ama kervanı bırakmıyor. Peşlerini bırakmıyor. Bayağı ara açılmış. Gidemiyor. Öyle kör topal gitmeye çalışıyor. Yoldan çıkmıyor. Yolun kenarına gidip oturmuyor. Yürüyor, devam ediyor. Merhametli olan birisi, yani azıcık da merhamet olsa, onun bu şekilde yürümesini görür, arabasını alır, onu kervana ulaştırır. E peki, yani merhametli birisi, kalbinde azıcık merhamet bile olsa, bunu yapıyorsa, ya Erhamur Rahim'in olan Allah, yani devam eden kulunu mahrum eder mi? Devam kalmazsın avam. Devam kalmazsın avam. Ya Rabbi devam edenlerden eyle. Amin. Zihne sarılanlardan eyle. Amin. Zihne gün be gün ilerleyenlerden eyle. Ya Rabbi. Sığındığım zat Hakk'a gel git. Mevla'nın zatına sığındım. Hemen seyri ilallah gel giderim. Seyri ilallah Mevla'ya doğru birinci yürüyüştür. Yüce dergahına yüzler sürelim. Mevla'nın yüce dergahına yüzler sürelim. Mevla'nın yüce dergahına yüzler sürmek, Mevla'nın dergahının kapısının eşiğine yüzler sürmek nasıl olacakmış? Garibiz, kimsemiz yoktur diyelim. Garibiz, bizler garibiz ya Rabbi. Bizler kimsesiziz. Bir tek ya Rabbi sahibimiz sen varsın. Sen bize acı, sen bize merhamet eyle, sen bizi elimizden tut, sen bizi bize bırakma, nefsin şeytanın eline bırakma. Göz açıp kapayıncaya kadar ya Rabbi nefsin eline bırakma, bizi helak eder sonra ya Rabbi. Bizim sahibimiz sensin ya Rabbi. Böyle hep Mevla'ya yalvarmak lazım. Garibiz, kimsemiz yoktur diyelim. Hakikaten öyle. Hocam ben garip değilim. Ya benim evim var, arabam var, yazlığım var, kışlığım var, fabrikalarım var, işçilerim, adamlarım falan var dersen, kabirde neyin var? Bizden kolay aldanıyoruz cemaat Müslüman. Vallahi hepimiz garibiz. Hepimiz garibiz. Nasıl mı garibiz? Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin mesnevisi bunu güzel anlatır. Er-ruhu min nuri arşillahi mebde'uha ve türbetül ardı asmin cismi vel vatani. Er-ruhu fi gurbetin vel cismi fi vatanin ferham gariben kâiben nazihal vatan.
اَرْرُوْهُ مِنْ نُورِ عَرْشِ اللّٰهِ مَبْدَوْهَا. Biz iki şeyden yaratılmışız. Bir şu gördüğümüz beden, bir de bu bedeni ayak tutan ruh var cemaatimiz. Ruh nereden yaratılmıştır? Arşın nurundan. Ve türbetül ardı aslül cismi vel vatani. Yerdeki toprak, yerin toprağı, toprak şu bedenimizin aslıdır. Ruhumuzun aslı arş, nurundan yaratılmıştır arş. Bedenimizin aslı topraktır. Peki ruhla beden arşta mı birleşti, yerde mi birleşti? Yerde birleşti. O zaman gurbette olan hangisidir, vatanında hangisidir? Ruh gurbettedir. Çünkü ruh arşta değil bedenle, yerde birleşince, yerde bu bedenimizin aslı olduğuna göre o zaman ruh gurbettedir, beden vatanındadır. Er-ruhu fi gurbeti, ruh gurbettedir. Vel bedenü vel cismi fi vatanin, cisim şu beden vatanındadır. Öyleyse ya Rabbi ferham, acı, merhamet et. Gariben garip, kâhiben mahzun, nazihal vatanı, vatanından ayrı düşmüş olan ruhumuza merhamet et, acı ya Rabbi. Büyükler nasıl dua ediyorlar görüyor musunuz? Biz demek ki cemaat-i müslümin gurbetteyiz ve garibiz. Bizim asıl vatanımız neresidir? Asıl vatanımız bizim burası değildir. Bizim asıl vatanımız arştır. Ruhumuz arştan gelmiş ve gıdası da oradan gelecek. İki şeyden yaratıldık dedik. Bir ruh, iki beden. Beden topraktan yaratıldı ve gıdası topraktan geliyor. Akşam yemeğini yediniz değil mi cemaat-i müslüm? Yemeyenler de biliyor. Yani domates, biber, patlıcan, ya say sayabildiğin kadar. Hepsi topraktandır. Hepsi topraktandır. Dön dolaş topraktandır. Peynir o da topraktandır. Peynir nasıl topraktandır? Peynir neden oluyor? Sütten oluyor. Ve süt inek otluyor. Koyun ot, süt ol. Ot, o da topraktandır. O da topraktandır. Dön dolaş, bedenin bütün gıdası topraktan geliyor. Ama ruh arştan yaratıldı. Onun gıdası topraktan değil, o da arştan gelecek. Kur'an hepsini aldı geldi. İşte zikrullah, işte sohbetler, işte emri bil maruf nehyanil münkerler, oruç, hac, zekat, Kur'an-ı Kerim okuma, bunların hepsi ruhun gıdasıdır cemaatimiz. Peki, gıdasıdır dedik. Beden gıdasını almasa ne olur? Bir gün bedene gıda vermediği zaman başlar feryat etmeye. İki gün gıdasını vermediğin zaman yavaş yavaş hasta olmaya başlar. Üç gün hiç bedenin gıdasını verme, su içme. Daha ne kadar dayanır bilmiyorum. Dördüncü gün artık ya komaya girer ya da ölür. Komaya girdi diyelim. Yani üç gün, dört gün bedene gıdasını hiçbir şekilde vermedin. Beden komaya girdi. Beden artık kendinden geçti. Beden artık gıdasını istemiyor. Kendi gıdasını istemiyor, hem de çok ihtiyacı, şiddetle ihtiyacı olduğu halde komaya giren beden gıdasını istemiyor. İstemez. İsteyecek takatı yok çünkü. Komaya girmiş. Ruh da öyledir cemaat-i müslim. Ruh gıdasını ister. Zikrullah onun gıdasıdır. Kur'an-ı Kerim, sohbetler onun gıdasıdır. Kur'an-ı Kerim'in tamamı emirler, yasaklar ruhun gıdasıdır. Ama ruha gıdasını bir gün verme, ister iki gün verme, sesi kesilir, üçüncü gün hepten, ondan sonra komaya girer, daha istemez olur. Şu anda ruhlar cemaat-i müslim komaya girmiş. Namaz istemiyor, oruç istemiyor, hac istemiyor, zikir istemiyor, sohbete çağır gelmiyor, istemiyor. İstemiyor, duymuyor. Komaya girmiş. Beden komaya girdiği zaman çok ihtiyacı olduğu halde gıdasını ister mi? İstemez. Çünkü bedenin gıdasını kesmişsin, mahvetmişsin bedenini. Bu millet ruhunu mahvetmiş. Gıdasına çok ihtiyacı var ama anlamıyor. İstemiyor çünkü. Komada. Komaya giren beden nasıl gıdasını istemiyor, komaya giren ruh da artık gıdasını istemiyor. Ama alıyorlar bunu, yoğun bakıma götürüyorlar. Yavaş yavaş serum veriyorlar. Sıvı gıdalarla beslemeye başlıyorlar. Kendine geliyor. Birkaç gün daha kalıyor. Artık 3-5 gün neyse. Ondan sonra taburcu oluyor, eve gidiyor. Yavaş yavaş yemeye başlıyor derken yani tam sıhhatine kavuşuyor. Bir hafta 10 gün sonra tam sıhhatine kavuşuyor. Ondan sonra başlıyor yemek yemeye. Yemeği yedikçe beden ona alışıyor. Yedikçe alışıyor. Biraz verme, hemen ister.
Bak bir öğün olmazsa ikinci öğün hemen ister. Yani oruç tutuyor akşama, nasıl karnın acıkıyor, nasıl susuyorsun değil mi? Nasıl sofraya oturuyorsun, nasıl kaşığı çalıyorsun, nasıl yemek yiyorsun? Çünkü bedenin artık o yemekle ünsiyeti tam olmuş. Zamanında bedene gıdasını verdiğin zaman beden onu istiyor. Ruha da böyle zamanında zikir gıdasını, Kur'an gıdasını, ibadet gıdasını, namaz gıdasını verirsen o ister. Doymaz. Kur'an'dan doymaz, namazdan doymaz, ibadetten doymaz, zikirden hele hiç doymaz. Zikirde doyulmayacak bir tat var cemaat-i Müslüm. Allah o tadı almayı nasip eylesin. Amin. Ağzımızın tadını kaçıracak işlerden bizleri muhafaza eylesin. Amin. Zikirde tat var ama hocam ben pek tat alamıyorum. Sohbette tat var ama pek tat alamıyorum. Kur'an'da tat var ama ben pek tat alamıyorum dersen bil ki sen hastasın. Mesela cemaat-i Müslüm o virüs zamanını hazırlayın. Yakınlarınızdan, akrabalarınızdan bu virüs korona hastalığına tutanlar olmuştur. Ne diyordun? Ağzımın tadı kaçtı. Hiçbir şeyden tat alamıyorum. Hatırladınız mı? Evet. Ağzımın tadı kaçtı. Hiçbir şeyden tat alamıyorum. Ne yemekten, ne içmekten, ne tatlıdan tat alamıyorum. Baklava tatlı, şeker tatlı. Ağzı diyor, tat alamıyorum diyor. Tat da alamıyor, koku da alamıyor. Bak şimdi. Tat da gitti, koku da gitti. Şimdi baklavayı yiyor. Baklava tatlı mıdır değil midir? Söyleyin. Tatlıdır. Yiyor. Tat yok. Acı. Acı geliyor ona. Niye? Hasta da ondan. Hasta da ondan. Ama şimdi iyi olmuştur. Ama iyi olmadan gidenler de oldu. Allah'ım onlara rahmet eylesin. İyi olduktan sonra ne diyor ya o günler neydi diyor ya. Her taraf hava, hava alamıyor. Önümde yemekler tat alamıyorum. Tat da gitti, koku da gitti. Her şey gitti. Hastasın, onun için tat alamıyorsun. Senin onu acı bulmanla onun acı olmasına ağzı gelmez. Tatlıdır ama sen hastasın. Cemaat-i Müslüm'ün zikrullah öyle bir tat var ki onda. Ehlullah onu alıyorlar. O tadı alıyorlar. Onlar hasta değil, onlar sıhhatli. Biz tat alamıyorsak biz hastayız. Hastayız, hastayız, hasta. Zannediyoruz kendimizi usta. Ya Rabbi en azından hasta olduğumuzu anlamayı nasip eyle. Amin. Yüce dergahına yüzler sürelim. Mevla'nın kapısının eşiğine yüz sürelim. Nasıl? Garibiz, kimsemiz yoktur diye. Bu cemaat-i Müslüm'ün acizliğini anlamak kulluğun en üst mertebesiymiş. Aciziz zaten de Rabbim bu acizliğimizi anlamayı nasip eylesin. Bu varlıktan geç bakka gidelim. Cemali baki maalesef. Varlıktan geç. O varlık var ya vücudu hizem bünlen yukazu ve hizem münahar. Senin varlığın öyle bir günahtır ki ona başka bir günah kıyas olmaz. Bak garip olduğunu bileceksin. Varlığından geçeceksin. Öyle olursa Mevla sana tecelli eder. Öyle olursa Mevla rahmet eder. Öyle olursa kulluğa Mevla kabul eder. Bakın cemaat-i Müslümin. Nefakatül üste geçiyor. Allah dostlarından birisi bir kariyeye uğradı. Orada bir baraka evde murakabeye daldı. O kariyenin batakhaneleri ona gösterildi, müşahede etti. Bir kadın o batakhaneye kötü yere bir türlü düşürülmüş. Ve kötü bir fiilin içerisinde. Zina. Ama içinde böyle bir feryat var. Niyaz fırtınası var. Nasıl düştüm, burası benim yerim değil. Ben bittim, mahvoldum. Yani acayip bir niyaz ve yalvarma içerisinde. Kalbindeki o istidatı Allah dostu keşfetti o kadının kalbindeki. Gayri ihtiyari şöyle dedi. Ya Rabbi, bu kulunun hürmetine o kulunu kurtar ya Rabbi dedi. O anda diyor sır latifeme bir nida geldi. Ey kulum, niçin bu kulunun hürmetine onu kurtar diyorsun da o kulunun hürmetine bu kulunu kurtar demiyorsun? Anlıyor musunuz cemaat-i Müslümin? Niye benim hürmetime onu kurtar diyorsun da onun hürmetine beni kurtar demiyorsun? Allah Allah. Ya o kadında hürmet mi var? Kadının durumuna bakar mısınız? Nerede bir, nasıl bir yerde, nasıl bir iş içerisinde, Allah dostu murakabede ama Mevla'nın şu hoşuna gitti. Benim hürmetime demesi Allah'ın hoşuna gitmedi.
Kulum bir hürmet varsa ben vermişim sana. Bir de şu var, o kendinde varlık gördü. Kendinde hürmet gördü. Kendinde fazilet gördü. Benim hürmetime dedi. O kadın hiç kendini hürmet görmüyor, fazilet görmüyor. Ondan sonra tam sınırı bulmuş. Öyle niyaz, yalvarma içerisinde. Kadının o hali, bak o fiilini demiyorum yanlış anlamayın. O yalvarma hali, o içindeki niyaz fırtınası Allah'ın o alimin kibrinden kendini beğenmesinden Mevla daha hoş geldi. Biliyor musunuz? Acizlik, acizlik. Garip kendini garip bitmiş aciz olarak görüyor. Mevla'nın kapısına yüzü, eşine yüz sürmüş. Ben bitmişim diyor. Rabbim kendimizi öyle bitik görmeye nasip eylesin. Böyle garip görmeye nasip eylesin. Öyle olursa Allah-u Teala Hazretlerinin de makbul oluruz. İnsana bu yaklaşır cemaati Müslüman. Kibir gelir, kibir benlik. Allah muhafaza. Ya Rabbi şimdi bizi muhafaza eyle. Bu varlıktan geçip hakka gidelim. Aziz, seyri ilallahken iyi derim. Evet, okunan ayetlere de inşallah. Ayetlerde tevafuk zikirle alakalı. Okundu. Efendi Hazretlerimiz buyurmuşlar ki zikrullah olmasa Mahmud çatlardı. Çatlardı çatlar. Onunla teselli oluyorlar. Zikrullahla teselli oluyorlar. Biz de zikrederken çatlıyoruz, patlıyoruz. Vakitler nasıl geçecek? Vah bitmedi. Saata bakıyoruz, durdu mu acaba, gitmiyor mu saat? Saatin pili mi bitti? Saatin pili gidiyor da bizim pilimiz bitmiş. Rabbimiz buyuruyor sadece, fezkürûni ezkürküm. Fezkürû kullarım zikredin. Ni beni ezkür zikredeyim, küm sizi. Kullarım beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Efendi Hazretimiz burada buyurmuşlar ki bu ayetin izahında bir Allah'ın büyüklüğünü düşünün. Düşünemeyiz de. Bir de kendi acizliğimizi, zayıflığımızı düşünelim. Mevla'nın büyüklüğü yanında biz yani toz demek bile, yani toz zerresi kadar bile, yani o kadar bile değiliz. Bir Mevla'nın büyüklüğünü düşünün. Bir de kendi konumuzu, durumumuzu düşünelim. Mevla'nın yanında bizim durumumuz nedir? Bir de Mevla'nın büyük, zikrinin büyüklüğünü düşünün. Mevla ne kadar büyüktür? Onun zikri de o kadar büyüktür. Biz neyiz ki bizim zikrimizden ne olacak? Hal böyle olduğu halde Mevla o büyük olan zikrini bizim o aciz, naciz, zayıf, hakir olan zikrimizin karşısına koydu ve buyurdu ki kulum zikret beni, zikredeyim seni. Ve kul buna tenezzül etmiyor. Allah Allah. Ne büyük kayıp ya. Kul buna, Allah tenezzül etmiş, sen tenezzül etmiyorsun. Zikretmiyorsan tenezzül etmiyorsun demektir. Hocam ben öyle demiyorum. Demesen de öyle. Lisanul hal, en takumin lisanul makal. Hal lisanın, dil lisanından daha çok konuşucudur. Çünkü halin onu gerektiriyor. Halin onu gerektiriyor. Bunun çok manası var cemaat-i Müslüman. Kulum zikredin beni, zikredeyim sizi demek, dünyada zikredin beni, ahirette zikredeyim sizi. İbadetle zikredin beni, cennetimle zikredeyim sizi. Genişlikte zikredin beni, darlıkta zikredeyim sizi. Biz Mevla Teala Hazretlerini genişlikte zikredersek, ibadetle zikredersek, Mevla son nefeste Azrail Aleyhisselam'ı gönderirken zikredecek bizi. Azrail Aleyhisselam'a diyecek ki, bu kulumun ruhunu çok kolay kabzet. Kabirde zikredecek Mevla bizi. Ey meleklerim onun kabrini çok geniş et. Sırat köprüsünde zikredecek bizi. Şimşek hızıyla geçirmekle beraber. Sonra ameller tartılırken zikredecek bizi. Amellerimizi alır getirerek. Görüyor musunuz? Cennette zikredecek bizi. Mevla Teala Hazretleri her türlü cennet nimetlerini ve cemalini bahşederek. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahim, Ya Rabbi. Ya Rabbi sen buyuruyorsun ki zikredin beni, zikredeyim seni. Ya Rabbi seni zikreden kullardan eyle. Amin. Neticede senin tarafından da zikrolunan kullardan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizim zikretmemizden sana kar yok. Ama senin bizi zikretmenden bize kar çok.
Ya Rabbi, kâr kapısını açtın, bunu kapatacak işlerden muhafaza eyle. Amin. Seni hakkıyla zikredenlerden eyle. Amin. Ve bu şekilde de ya Rabbi, senin tarafından ahirette zikrolunanlardan olmayı nasip eyle. Amin. Fezkürûni ezkürküm, bir manası da şu cemaati Müslümin. Kullarım, sevin beni, severim sizi demekmiş. Bunun işaret manası bu. Nasıl oluyor bu? Sevin beni, seveyim sizi. Men ahabbe şeyen ehsere zikruhu. Kim bir şeyi çok severse onu çok zikreder. Bir şeyi seven zikreder. Yani bir şeyi seviyorsan onu zikredersin, anarsın. İnsan sevmediğini anmaz ki. Sevdiğini anar ve zikreder. Hep Yakup Aleyhisselam hep Yusuf'um Yusuf'um demedi mi? Seviyordu onu. Hep onu zikretti. Hep onu zikretti. Değil mi? İnsan sevdiğini zikreder. Madem ki sevdiğini zikreder, zikredin beni demek, sevin beni demek, zikredeyim sizi demek, siz de beni sevin demek. Sevin beni, seveyim, zikredeyim sizi demek, seveyim sizi demekmiş. Ya Rabbi, anlamayı nasip eyle. Buradan ne çıktı şimdi? Sevin beni, seveyim sizi, zikredin beni, zikredeyim sizi demek, sevin beni, seveyim sizi. Peki Mevlasını zikretmeyen ne oluyor? Sevmemiş oluyor. Sanki sevmemiş oluyor. O zaman Mevla da seni sevmiyor. Seni zikretmiyor çünkü. İnsan sevdiğini zikrederdi ya. Sen Mevla zikrettiğin zaman o da seni zikredecek. Yani sen Mevla sevdiğin zaman o da seni sevmiş oluyordu. Mevla sevilmenin çaresi de buymuş. Bir de Peygamber Efendimiz'e ittiba. Ya Rabbi, ittibaya da bizleri muvaffak eyle. Meşkurûlî, kullarım şükredin. Ve lâ tekfurûnî, kullarım bana nankörlük etmeyin. Ya Rabbi, şükre bizleri muvaffak eyle. Ya eyyühellezîn âmonû, ey iman eden kullarım. Buyur ya Rabbi. İsteînû, yardım talep edin. Biz sabrı sabırla ve salatı namazla, hem sabırla hem namazla. Kullarım yardım talep edin. İnnallâh ve as-sâbirîn, Allah sabredenlerle beraberdir. Cemaat-i Müslümin, bazen insanda istigna hali olur diyor Efendimiz. Yani ihtiyaçsızlık hali. Hiç sanki Allah'a ihtiyacı yok. Hiç ibadete ihtiyacı yok. Sanki kulluk yıllarını boynundan çıkarmış. Yani öyle bir hal insanı kaplar. Yani bazen insanda bir gevşeklik olur, fütür olur. İstigna, ihtiyaçsızlık hali olur. Allah dostları bile bundan Allah'a sığınmışlar. Onun için diyor Efendi Hazretimiz, iki rekat namaz kılsak iyi olur. Bunun ismi istiane namazıdır. İstiane namazı. Gece kılsak daha güzel olur. Teheccüd namazından sonra kılsak daha güzel olur. Gündüz de olur iki rekat istiane namazı. Ya Rabbi, sana sığınıyorum. Senden yardım talep ediyorum. Beni müstahani eyleme. Ya Rabbi, senden gayrısından yüz çevirmeyi, sana yönelmeyi nasip eyle. İbadetinden beni ayırma. Böyle Mevla çok yalvaralım cemaati Müslüman. Allah yalvarmayı sever. Herkes isteyene kızar, Mevla istemeyene darılıyormuş. İsteyin kullarım, isteyin. Çünkü Mevla Teala Hazretleri bize bir kar kapısı açtı. Nasıl? Üd'uni estecib lekum. Kullarım, dua edin bana, icabet edeyim size. Yani sizin duanıza icabet edeyim. Ama şu var, duanın da üç türlü kabulü vardır cemaatimiz. Duanın üç türlü kabulü var. Bir, hemen kabul olur. Eşref saatine denk gelmiştir. İki, vakti vardır, o zaman kabul olacaktır. Üçüncüsü, Mevla dünyada duanı kabul etmez de ahirette onun yerine sevap verir. Ahiretteki sevapları gördüğü zaman kul ne diyecekmiş? Keşke Allah hiçbir duamı kabul etmeseydi, hepsi sevaba dönüşseydi. Allah Allah. Şimdi de bir dua ediyoruz, dua ettik, Allah kabul etmedi. Nereden biliyorsun kabul etmedi? Musa Aleyhisselam dua etti. Harun Aleyhisselam amin dedi. Allah-u Teala Hazretleri duanıza icabet ettim dedi. 40 sene sonra tesiri gözüktü. Kâle kat ucibet da'vetukuma festakîmâ ve lâ tettebi'ânni sebîlellezîn lâ ya'lemûn. Duanızı icabet ettim diyor Rabbimiz. İcabet ettim. Kabul oldu duanız. Baktılar, kabul eseri yok. 40 sene sonra çıktı. Demek üç türlü kabulü var ya, o birincisi değil, ikincisindenmiş bu. Bir zaman sonra dua kabul olacakmış. Bir zaman sonra kabul oldu. Belki o an kabul olması iyi değil senin için.
Mevla senin için hangisi iyi, o daha iyi bilir. Kendisi daha iyi bilir. İsterken de iyi şeyler istemek lazım cemaatimiz. Efendim Nazeri Hüsnü'ne anlatıyor kısa olarak. Yani dua ederken de iyi dua etmek lazım. İyi şeyler istemek lazım. Yani hep dünya şeyi istememek lazım. Allah onu da becektirsin bizi. Bir adamın karısı varmış. Karısı çirkinmiş. Bunu Efendi Hazretimiz anlatıyor. Bakın. Karısı çirkinmiş. Buna da 3 tane kabul dua hakkı verilmiş. Yani ne dua etse kabul. Kesin kabul. Çünkü hanımına bakmış, hanım çirkin ya. Ya demiş, birinci duayı demiş, hanım için kullanan hem çok güzel olsun demiş. Çirkin demiş bu ya. Sonra ellerini açmış, dua etmiş. Ya Rabbi hanımı çok güzel et demiş. Ne dua etse makbul ya şimdi. Hanım bir anda o dünya güzel olmuş. Hanım aynaya bir bakmış şimdi, ooo çok güzel. Bir de kocasına bakmış. Bu sefer kocasını çirkin görmeye başlamış. Demiş ya ne alaka demiş ya. Ben demiş dünya güzeli de demiş bir kadınım. Ben padişahlara layıkım. Ne alaka demiş. Evi terk etmiş gitmiş kadın. Ola başına bela at. Hiç dua etmesi daha iyiydi. Ya ona çirkin birkin ama gene evde duruyordu. Şimdi güzel oldu, evden kaçtı gitti. Yani ikinci duası var ya şimdi. Adam çok kızdı. Ulan sen misin beni bırakıp giden? İkinci duasını da kullandı şimdi. Ya Rabbi eskisinden beter et dedi. Eskisinden beter oldu şimdi. Hiçbir yerde tutunamadı. Padişahlara da hekim derken eskisinden de beter olunca tabii hiç yüzüne bakılacak gibi değil. E tabii mecbur hiçbir yerde tutunamadı. Gene eve geldi. Ulan eskisini beğenmiyordu şimdi. Eskisinden de beter oldu bu. Ne olacak? Üçüncü dua var ya şimdi. Ya Rabbi eskisi gibi yap dedi. Ulan yani var ya, bir kadın yüzünden 3 makbul dua gitti. Efendi Hazretimiz diyor, ben onun yerinde olsam derdim ki ya Rabbi Resulullah'a ittiba ve sünneti üzere yaşamayı nasip eyle. Amin. Resulullah'a ittiba ve sünnet üzere yaşarken ölmeyi nasip eyle. Amin. Ahirette de Firdevs cennetinde ya Rabbi Resulullah'la buluşmayı nasip eyle. Amin. Ne güzel dua ya. Ya Rabbi fazlen ve keremen Efendi Hazretimizin bu duasına bizim duamızı kat ya Rabbi. Amin. Bak gördün mü şimdi? Mevla dua edin, icabet edeyim diyor. Ya hemen kabul olur veya gelecekte kabul olur veya ahirette Allah onun yerine sevap verecek. Yani sen dua ettin de kabul olmadı deme. Sen bilemezsin senin için hayırlı olan nedir. Allah daha iyi bilir. Allah'a bırakmak lazım yani. İnna Allah'a ma'as-sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Peki burada niye namaz kılanlarla beraber demedi de Allah? Dikkat edin. Ey iman edenler, sabır ve namazla, iki şeyi zikretti burada, sabır ve namazla benden yardım talep edin dedikten sonra namazla, namaz kılanlarla beraber demedi, sabredenlerle beraber dedi. Sabır namazdan ayrılır ama namaz sabırdan ayrılmaz. Yani namazın tamamı sabırdır ama sabrın tamamı namaz değildir. Çünkü oruçta da sabır lazım. Zikirde de sabır lazım. Kullukta da sabır lazım. Hastalıkta da sabır lazım. Fakirlikte de sabır lazım. Sohbette de sabır lazım. E hanımla evde geçiniyor, onda da sabır lazım. Ya sabır sadece namazla alakalı değildir. Sabırla alakalı olan çok şey var. Namaz, illa namazda sabır lazım. Ama sabırda illa namaz lazım değil. Çünkü sabretmen gereken şeylerin bir cüzüdür namaz. Yoksa çok şeyde sabretmemiz lazım. Yani Allah sabredenlerle beraber demek, bunun zımmında aynı zamanda namaz kılanlarla beraber demektir de. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتِلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ يَنْوَاتِ Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. بَلْ اَحْيَاءُ Onlar diridir der. Allah yolunda öldürülenler diridir der. وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Lakin siz onların diriliğini bilemezsiniz. Yani ibadetlerinin kesilmemesi, ecirlerinin kesilmemesi bakımından onlar diridirler. Ne şekilde diri biz onları bilemeyiz. Ehlullah da öyledir. Onların ruhaniyetleri yanımızda hazırdırlar cemaat-i müslümin. Onlar da manen diri sayılırlar. Şehitler de öyledir, diridirler. Ahirete giden, cennete giren hiç kimse tekrar geri dönmeyi istemeyecek bir şehit müstesna. Şehitliğin ne yüce rütbe ve mertebe olduğunu, şehitliğin kişiye neler kazandırdığını şehit çok iyi bildiğinden dolayı tekrar dünyaya geri dönmek isteyecek, tekrar savaşıp şehit olmayı, tekrar cennete gitmeyi, cennetten tekrar dünyaya dönmeyi, tekrar şehit olmayı defaatle isteyecek bunu.
tekrar tekrar şehit olmayı isteyecek. Şehit oldu ahirete gidip gene şehit olmak için dünyaya dönmeyi isteyecek. Yoksa dünyanın zevki sefası süsü için değil. Şehitliğin ne kadar büyük bir ritme olduğunu gördü. Cemaat-i Müslüm, her kim sıdk ile şehadeti isterse, hadis-i şerifte buyuruldu, size müjdedir bu, hepimize müjde. Her kim sıdk ile şehadeti isterse, gönülden şehit olmayı isterse, yatağında bile ölse Allah onu şehitler rütbesine ulaştırır diyor Resulullah Efendimiz. Allah'ın bizi şehitler rütbesine ulaştırsın. Amin. Sıdk ile bunu isteyelim, temenni edelim. Şehitliğin başka bir yolu daha var. Gariplik zamanındaki şöyle bir şehitlik rütbesi var Cemaat-i Müslüm'ün. Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehü ecrü niyeti şehidin. Her kim ümmetimin fesada gittiği zamanda bir sünnetime yapışana 100 şehit sevabı var buyuruyor Resulullah'ımız. Görüyor musunuz? Bak, 100 şehit sevabı. Sarıkta 100 şehit sevabı var. Sarık nedir? Sünnettir. Sarık sünnettir ama nasıl bir sünnettir biliyor musunuz? Dinin direği olan namazı 70'e katlayan bir sünnettir. Allah Allah. Yani hepimizin başında sarık olsun. Namazlarda saralım. Hatta dışarıda da saralım. Yüzümüzde sakalımız olsun. 100 şehit sevabı. Sırtımızda cübbemiz, ayağımızda şalvarımız olsun. Hepsinden 100 şehit sevabı var cemaatimiz. Hatta Efendi Hazretimiz buyurmuşlar ki bir yerde 1 milyon kişi olsa, bir kişi sünneti ihya etse 1 milyon kişinin aldığı sevabı o tek başına alır. O bir kişi tek başına alır. O sünneti ihya edin. Gariplik ya. Gariplik zamanı ya. Kimse sünneti işlemiyor ya. Bak 1 milyon kişi, hiç kimse sünneti işlemiyor. Bir kişi işliyor ama o bir kişi, 1 milyon kişinin aldığı sevabı tek başına alıyor. Mesela bugün Cuma'ydı değil mi cemaatimiz? Cuma, ihvan değil kendisi, muhibban. Yani mescide gelip böyle erken gelmeye çalışırsa kaldı bir abimiz. Başında takke. Takkeyi dışarıda çıkarmaz. Dedim abi bak, şimdi Cuma kılacağız ya. Sen bu Cuma'yı sarıkla kıldığın zaman 70 tane Cuma kılmış sevabı kazanıyorsun. Ama sarıksız kıldığın zaman bir Cuma sevabı. Sarıkla kıldığın zaman bu Cuma'yı sarıkla kıldığın 70 Cuma sevabı kazanıyorsun. Ne büyük sevap ya. Bu sarık var ya, sarık senin cennete gitmene sebeptir. Hani hatırlarsınız cemaat-i Müslüm'ün hadis-i şeriflerde geçiyorum. Allah'ımızın huzuruna bir kul gelecek, sevapları, günahları tartılacak, ikisi müsavi gelecek. Allah'ımız bir sevap getir, seni cennetime koyacağım diyecek. Kıssa uzundur cemaat-i Müslüm. Ben kısadan gidiyorum. Anasına gidiyor, bir sevap alıyor, bulamıyor. Babasına gidiyor, yok. Mevlamız soruyor, Allah yolunda senin bir arkadaşın yok muydu? Allah yolundaki arkadaşını buluyor, o kadar kişinin içerisinde Mevla bulduruyor, durumunu anlatıyor. Kardeşim sevaplar, günahlar tartıldı, ikisi müsavi geldi. Mevla bir sevap istiyorsa cehenneme gideceğim, bir sevap alırsam cennete gideceğim. O diyor, ben de seninle aynı durumdayım, ikimiz de cehenneme gitmektense ben seni tamamlarım, sen cennete git. Ben günahımı çeker sonra cennete gelirim diyor. Seviniyor, sevabı alıyor, Rabbimiz huzuruna geliyor, Mevlamız bildiği halde soruyor, buldun mu? Buldun kulum. Kimden buldun ya? Çok zengin miydi? Yani o şehit miydi, sıddık mıydı, peygamber miydi? Kimdi, kimden aldın? Mevla biliyor, bildiği halde onu konuşturmak için soruyor. Diyor, ya Rabbi benim gibi garip bir arkadaşımdır. Senin yolunda olan bir arkadaşımdı ya Rabbi. Onun da pek yoktu. Öyle olduğu halde beni tamamlamak için sevaplarına bir tanesini verdi deyince Rabbimiz ne buyuruyor? O ki diyor, o kadar diyor, fakir olduğu halde diyor benim hatırım için verdi. Ben diyor sizi mahrum eder miyim? Tut kardeşin elinden beraber gidin cennete diyor. Görüyor musun? Allah onu da mahrum etmedi. Şimdi bunu niye anlattın? Bak bir sevap için kapı kapı dolaşıyorsun. Mevla o sevabı getirmeden de cennete koymuyor seni. Mecbur kapı kapı dolaşıyorsun. Ama anam vermiyor, babam vermiyor. Allah yolundaki arkadaşından o sevabı buluyorsun, faydayı buluyorsun. Ama kapı kapı dolaşıp dilencilik yapıyorsun. O sevabı bulabilmek için. Bulamayabilirdi de. Ama cennete de gidemezdi sonra. Ya işte onun için diyorum bak. Şimdi yatsı namaz. Kıldınız değil mi? Biz de kıldık. Sarık sünnet farz değildir. Ama dinin direği olan farzı 70'e katlıyor. Bunu unutmayın. Açık göz. Efendi Hazretimiz Cuma hutbesinde bir kere buyurmuşlar ki Allah açık göz adamı sever. Bir şey diyeceğim sana. Yani Efendi Hazretimizin misalidir bu gene. Burada Sultan Gazi'de hamsi satıyorsun. Efendi Hazretimizin tabiriyle. O zamanki fiyat da farklı. Şimdi diyelim hamsinin kilosu ne kadar? 100 lira. 100 liraya satıyorsun hamsinin kilosunu diyelim misal. Diyorlar ki sana aynı hamsiyi Beykoz'dan 1000 liraya satacağız. 100 liralık hamsinin aynı 1 kilosunu burada 100 liraya sattın. Beykoz'da veya Zeytinburnu'nda diyelim
1000 liraya satacaksın. Hemen tezgahı toplayıp gidersin Beykoz'a. Niye? Ha gülseler sana ne dersin? Ya kardeş siz işinize bakın. Siz işinizi bilmiyorsunuz. Burada 100 lira orada 1000 lira. Milletin gülmesini de aldırmazsın. Hemen tezgahı toplayıp gidersin. Neden? Kar var çünkü. Dünya karını düşünüyoruz da bak biraz önce bir kısa anlattım. Bir sevap için kapı kapı dolaşacak. Benim bari tak bu sarığı başına. Her namazın 70'e katlansın. Ve sevapların da katlansın. Ahirette dilencilik yapma. Resulullah'ın sünneti üzerimizde olsun. Yüzümüzde sakalımız olsun. Ayağımızda şalvarımız olsun. Bakın İngiliz'in pantolonu var. Amerika'nın kotu var. Resulullah'ın da şalvarı var ya. Bu üç tanesinden hangisini seçmemiz lazım şimdi söyle. Herkes der ki şalvar. Ama herkeste niye şalvar yok? Herkes der ki şalvarı seçmemiz lazım. E tamam seçmemiz lazım da hadi seçelim. Niye? Hocam o ne der? Hocam bu ne der? Hocam şu ne der? Hocam hanım ne der? Hocam patron ne der? Ya Allah ne dersen ona baksana. Resulullah ne dersen ona baksana. Demişler zaten. Efendi Hazretlerimiz kot için ne buyurmuş biliyor musunuz? Bu kotun o kadar çirkin kumaşı var ki cübbe şalvar da olmaz mı? Buyurmuş. Kotun o kadar çirkin kumaşı var ki cübbe şalvar da olmaz mı? Buyurmuş. Allah'a bakıyor. Bir kadın bu kotu giyerse ne olur? Milleti yoldan çıkarır. Ne olacak? Hadis-i şerifte buyuruldu. La'ana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz buyurdular ki sahabe-i kiramdan birisi atıyor. Resulullah lanet etti. El müteşebbihine miner ricale bin nisa. Erkeklerden kadınlara benzeyenlere. Vel müteşebbihatü minen nisa bir rical. Kadınlardan da erkeklere benzeyenlere. Resulullah lanet etti diyor. Oh, dikkat edeyim lanet. Kimden geliyor bu lanet? Resulullah'tan. Peki kime lanet ediyor Resulullah Efendimiz? Erkeklerden kadınlara benzeyenlere, kadınlardan da erkeklere benzeyenlere Resulullah lanet etti. Efendi Hazretimiz buyurmuşlar ki bir kadın pantolon giyemez. Giyerse bu lanetin içine girer. Hatta odaya girse, kapıyı kilitlese, hiç kimsenin olmadığı odada pantolonu giyse gene bu lanetin içindedir. Kadının giyeceği çarşaftır ya. Çarşaftan başka bir şey giyip dışarı çıkamaz. Manto olmaz mı hocam? Yok o da olmaz. Önceden manto diye bir şey yoktu, pardesü diye bir şey yoktu. Sonradan çıktı o da. Kılık kıyafet kanunuyla beraber. Ne oldu? Cübbe kısaldı, ceket oldu. Sarık gitti, şapka geldi. Şalvar gitti, pantolon geldi. Çarşaf gitti, ne oldu? Manto. O da gitti, işte pantolon falan derken mini etek. Hepsi geldi, çorap söküğü gibi. İşin aslına dönelim. Resulullah'ın zamanında annelerimiz ne giyiyordu? Çarşaf. Bizim hanımlarımız, kızlarımız, annelerimiz... Gelinlerimiz hep çarşaf giymesi lazım. Bizim de sarıklı, cübbeli, şalvarlı olmamız lazım. Biz Resulullah'a benzeyeceğiz. Onlar da Ayşe validemize, Fatma validemize, Hatice validemize benzeyecekler. Onlarla haş olmak istiyorsa onlara benzeyecekler. Biz de Resulullah'la haş olmak istiyorsak biz de Resulullah Efendimiz'e benzememiz lazım. Zahiren ve batinen Ya Rabbi benzeyenlerden eyle. Efendi Hazretlerimizin bir müjdesini vereyim size. Bakın bizzat kendisi Sultan Selim kürsüsünden anlattı bunu. Bundan belki 30 sene önce umre veya hac ziyareti Medine-i Münevvere'deyiz diyor Efendimiz Hazretimiz. Resulullah'ın pak cennet bahçesi olan kabri şerifinin huzurundayım. Orada geçkinlik geldi diyor. Kime geçkinlik gelmiş söyleyin? Efendimiz Hazretimiz'e. Bizzat Resulullah buyurdular. Kim buyurmuş? Resulullah Efendimiz. Efendimiz Hazretimiz'e buyuruyor zuhuratta. Buyurdular ki bu zamanda erkeklerden her kim sarık sakal cübbe şallarını muhafaza ederse, kadınlar da çarşafını muhafaza ederse bizzat sahabemle beraber haşr olacak. O Efendimiz'in sohbet kitabında var ya yerini gösterebilirim size. O Ahmet Mehmet ben böyle bir zuhurat görsem dersiniz ki ulan bu şaşırmış olabilir. Yani şeyde zuhurat olabilir ya çünkü biz yanlış şeyler de görebiliriz. Bir şey görürsünse ona itibar olmayabilir ama Efendi Hazretlerimiz... Bizzat Resulullah dedi diyor ya. E şimdi sen bu müjdeyi aldıktan sonra yok patron ne der, yok hanım ne der, yok bu ne der. Ya diyen diyeceğini demiş ya. Hepsini koy kenara. Diyen diyeceğini demiş. Hepsini koy kenara. Koymamız lazım mı değil mi ya söyleyeyim. Allah'ım.
Allah'ın heybeti tecelli ediyor burada ya. Allah'ın heybeti tecelli ediyor. Öyle buyurmuş efendim. Sarık, sakal, cübbe, şal vardı. Allah'ın heybeti tecelli ediyor. Bir misal vereyim size. Biz Bursa'da okudum. Bursa Osman Gazi ilçesi Soğanlı Mahallesi. İkizler Medresesi. Oradan. Önceden orada deri tabakhaneleri vardı yanında. Hocam diyor, hocamın damadının evi, Ahmet hocamın damadının evi. Oradan sabah namazına geliyorum. Deri tabakhanelerin oradan geçiyorum. Pek milletin geçtiği bir yerde değil, ıssız bir yer orası. Sabah namazına yetişmeye çalışıyorum. Karşıdan da birisi geliyor. Baktım kafa bir o tarafa gidiyor, bir bu tarafa gidiyor ki anladım sarhoş. Yolda dar şimdi. Şimdi o bu tarafa geliyor, ben bu tarafa geçiyorum. Bak karşılaşmamak için. Sarhoş için hep önüne bakarak gidiyor. Şimdi başını kaldırmıyor, şöyle bakmıyor ki ya karşıdan bir hoca geliyor, yani ben kenara şey yapayım da oradan geçsin. Düz de gidemiyor çünkü kafa sağa sola çekiyor. Niye? İçmiş. Sarhoş da. Ya ben sağa geçiyorum, o da sağa geçiyor. Sağda diye sola geçiyorum, gene sola geçiyorum. Neyse diyor, ara yaklaştı, bayağı bir yani bir yakın baştı. Aramızda diyor 5 metre var yok. Ama onun hep başı önde. Ayak tıkırtısından anladı herhalde ki karşıdan gelen birisi var şimdi. Ama adam tam sarhoş. Anladı karşıdan gelen birisi var. Kim bu diye şöyle başını kaldırdı. Bir baktı. Ahmet hocam da şimdi sarıklı, cübbeli, şallarlı, nurani bir zat, heybetli. Başını kaldırdı. Bir baktı şimdi hocam. La ilahe illallah. Başladı şimdi kelime-i şehadeti getirmeye. La ilahe illallah demeye. Neyse ben yanından geçtim gittim diyor. Adam bak. Şimdi kendisi gibi birisi olmuş olsa hiç la ilahe illallah demez. Hiç kelime-i şehadet getirmezdi. Belki çarpar giderdi. Ama o halinden sarık, cübbe, şalvar, sarhoş bile tesir verdi ya. Adam bak kelime-i şehadet getirmeye başladı, görüyor musunuz? O heybetten kaynaklanıyor işte. Efendi Hazretleri diyorlar ki Allah'ın heybeti tecelli ediyor. Bedir Muharebesi'nde gökten inen melekler sarıklıydı cemaatimiz. Ya Allah-u Teala Hazretleri o melekleri sarıkla gönderdi. Alametleri sarıktı onların. Bu sarık nereden geldi? Gökten geldi. Resulullah Efendimiz başına taktı bunu. Biz de takalım Allah'ın ismini. Kimsenin kınamasından çekinmeyin. Çünkü Mevla'nın kuluyuz, onun huzuruna gideceğiz. وَلَنَمْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَافِ Korkuyla sizi imtihan edeceğiz. وَالْجُوِ Açlıkla sizi imtihan edeceğiz. وَنَقْسِمْ مِنَ الْاَنْوَالِ Mallardan eksiltmek. وَالْاَنْفُسْ Canlardan ve semerat. Bir de meyvelerden eksiltmek de sizleri imtihan edeceğiz. وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ Habibim sabredenleri müjdele. Allah'ın imtihanları çoktur, Allah'ın şeyi çoktur. Bir şeyde sizi imtihan edeceğim diyor. Bu şey bazen korku olur, bazen açlık olur, bazen meyvelerden eksiltmek olur, bazen de canlardan eksiltmek de olur. Allah-u Teala sizleri gönderir, ailenin içerisine Azrail Aleyhisselam'ı alır birisini gider. Oluyor mu olmuyor mu? Oluyor. Oluyor. Birisini alır gider derken birisi, bir günde sen olacaksın. Bir günde ben olacağım. Ya. Bir hatmi şerif yapıyoruz cemaatimizin Efendi Hazretlerimizle. Kudüs Ruh'un 2003 senesi, hiç unutmuyorum. İsmail Ağa'nın içerisinde olmuyordu o zaman hatmi şerifler. Yukarıda oluyordu. Sapancalı Mehmet abi taşları dağıtıyordu. Ondan önce bir Arif amcamız vardı. Taşçı Arif amcamız vardı ilk zamanlarda, 90'lı yıllarda. Vefat ettiği zaman Efendi Hazretimiz onun için buyurmuşlar ki Tarikat-ı Ali'nin Nakşibendi'nin taşçısı olarak ahirete gitti. Çok büyük rütbeyle ahirete gitti buyurmuş. Taşları dağıtan taşçı Arif amca. Taş derken aklıma geldi cemaatim, bak hatmi şerifler oluyor. Pazar sabahları Urmuncu Mahallesi'nde bizim sohbetler oluyor. Oraya gelelim, ihvanlar da gelsinler, sohbete gelelim cemaatimiz. İstifade edelim hatmi şeriften, sohbetlerden istifade edelim inşallah. Orada Efendi Hazretimiz buyurdular ki nasıl söz icap etti bilmiyorum, bir gün duyarsınız ki Mahmut ölmüş. Orada hepimiz tacip ettik, o sözü duymak istemedik. Hepimiz estağfurullah Efendi Hazretleri dedik. Dedi yok yok, ölüm hakikattir, bir gün başımıza konacak buyurdu. Cemaatimiz, ölüm hakikattir, bir gün başımıza konacak. Bir gün. Mevla diyor, imtihan ediyorum sizi. Sevdiklerinizi almakla imtihan ediyorum.
yakınlarınızı almakla imtihan ediyorum. Hastalık, bela, musibet ve iflasla sizi imtihan ediyorum. Bir gün sizi aldığım zaman bütün imtihan bitecek. Rabbim o zamana kadar imtihanlara Rabbimizin razı olduğu şekilde göğüs germeyi, imtihanları Rabbimizin razı olduğu şekilde karşılamayı cümlemize nasip eylesin. اَلَّذِينِ اِذَا اَسَابَتُمْ مُسِيبَتُونَ Onlara musibet isabet ettiği zaman قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ derler. اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Bir musibet isabet etti. Sevdiğimiz birisinin vefat haberi geldi. Ne yapacağız? Allah ne diyorsa onu yapacağız. Ne diyor Rabbimiz? Onlara bir musibet isabet ettiği zaman onlar اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ derler. Bir kimse ölüm haberi geldi. Sevdiği bir kimse öldü. Yüzünü yolarsa, yüzünü tokatlarsa, kendini duvardan duvara vurursa Allah'a isyan etmiş olur. Allah'ın takdirine rıza göstermemiş olur. Senin bu isyanın kime? Senin bu hareketlerin, tavrın kime? Peki senin sevdiğinin canını alan kim? Allah. Ona o canı veren kimdi? O da Allah. Ya veren alır. Veren alır. Sahabe-i kiramdan birisi, ufak çocuğu var, bebek, rahatsız. O rahatsızken tabii işine gücüne artık tarlasına gitme durumunda, hanımına çocuğu teslim etti, çocuk da rahatsız, o da işine gitti. Adam gitti, bir müddet sonra çocuk vefat etti. Hanımı çocuğunun üzerine, bebeğin üzerine bir çarşaf serdi. Birazdan efendisi, o sahabe-i kiram efendimiz geldi. Onu çocuğun olduğu odaya değil de yan odaya aldı. Efendim otur karşıma dedi. Hiç ağlamak, sızlanmak, isyan etsin. Öyle bir şey yok. Bir şey diyeceğim sana dedi. Kadın efendisine diyor. Buyur hatun dedi. Birisi sana emanet verse, bir müddet sonra emaneti almaya gelse ne dersin dedi. Dedi hanım emaneti veren alır. O da zaten bunu bekliyordu, bu cevabı bekliyordu. Bize bu çocuğu emanet olarak veren Allah bugün emanetini aldı dedi. Adam bu sözle karşılaşınca ağzından ilk çıkan söz şu oldu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Veren de Allah, alan da Allah. İtiraz kime? Kime isyan edeceğiz? Kime feryat edeceğiz? Peygamber Efendimiz'in oğlu İbrahim küçük yaşta vefat etti. Gömdüler. Peygamber Efendimiz'in gözünden yaşlar döküldü böyle. Sahabe-i kiram efendilerimiz ne der? Ya Resulullah, yani ağlamaktan bizi nehyediyorsun ama sen kendin ağlıyorsun. Dedi ki bu rahmet gözyaşlarıdır. Ben bundan değil isyan üzere ağlamaktan nehyediyorum. Biraz önce anlatıldığı gibi. Yani yüzünü tokatlamak, saçını başını yolmak, kendini duvardan duvara vurmak. Yani Allah'ın rızasına sanki Allah'ın kazasına rıza göstermemek mahiyetinde olan bu hareketlerden ben engel. Yoksa bu rahmet gözyaşıdır. Ancak Allah merhametsiz olanlardan bu gözyaşını soyar olur. Sonra buyurdu ki kalbimiz hüzünlenir, gözümüz yaşarır ama dilimizden Allah razı olmayacağı söz çıkmaz buyurdu. Ey İbrahim muhakkak senin gitmenle beraber biz hüzne boğulduk, hüzünlendik buyurdu. İnsan hüzünlenir. Tabii elinde olmadan hüzünlenir. Ağlar. Allah ağlamaktan nehyetmiyor ki. Tabii ağlayacaksın. Ama isyan derecesinde olan ağlamak o doğru değil. Sahabe-i kiram efendilerimiz böyle demişler. Bize de düşen vazife musibet isabet ettiği zaman ne diyeceğiz? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahmetun. İşte onlardan bu şekilde imtihana tabi olup imtihanı kazananlar için Allah'ın salavatı ve Allah'ın rahmeti vardır. Ulaike müftedin. Onlar hidayete kavuşanların ta kendileridir. Rabbim Celle Celaluhu ayetlerin mucibi camile cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Cemaat-i Hüsnü inşallah çıkışta hafızlık medresimiz bir derneğimizin ihtiyaçları için cemaatimizden kuvvetli yardım talep ediyoruz. Özellikle bu kuvvetli kelimesini buraya Hamza Hoca koymuş, eklemiş. Tamam mı? Yardım her zaman yardım deniliyor değil mi? İşte bugün kuvvetli yardım olsun inşallah. Tamam inşallah bu kuvvetli yardım etmeye çalışalım. Allah'ım yaptığımız, yapacağımız yardımlar dergâhsında kabulü kareyle eylesin. Elhamdülillahi Rabbil âlemin. El-Fatiha.